Tolga Şardan, Comanchron'un önemli isimlerinden Badıl'ın Avustralya'ya gönderilmesi sırasında Esenboğa'da iki polis neden gözaltına alındı? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Badıl'ın Esenboğa Havalimanı'nda kaldığı sürede yaşananlarla ilgili yapılan bir ihbar üzerine adli soruşturma başlattı. Soruşturmanın konusu çok önemliydi, kabul edilemez yolcu bölümünde kaldığı bu süre içerisinde Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser İlbey Furkan Gözükara ve polis memuru Uğur Güney'in Mark Douglas Badil ile mülakat yaptıkları, telefonda görüştürdükleri ve Ahmet Yündüz, Abdülkadir Sarı ve Alperen Kölsün ile havalimanı dışında buluştukları, ihbarıydı İstanbul'da polisin, motosikletli uyuşturucu çetesi Comanchro'ya yönelik operasyonunun yankıları devam ediyor. Kırmızı bültenle arandıkları halde Türkiye'de bir elleri yağda bir elleri balda yaşayan, hatta Türk vatandaşlığı hakkı bile alabilen suçluların ortaya çıkarılması tartışmalara neden oldu. Olayların merkezinde yer alan isimlerden birisi de Avustralya uyruklu Mark Douglas Badıl. Ya da bilinen adıyla Mark Badıl. Badıl, 10 Temmuz 2022'de Kıbrıs'tan Türkiye'ye getirildi. Badıl, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda polislerce ülkesi Avustralya'ya gönderilmek üzere gözetim altına alındı. Avustralya, Badıl'ı, mavi bültenle arıyordu. Mavi bültenin anlamı, bir ülkenin, bir uluslararası suçlunun bulunduğu yeri belirlemek amacıyla Interpol üzerinden araması uygulamasıdır. Badıl'ın geldiği Kıbrıs'taki faaliyetleri fazlasıyla kapsamlı. Bu durum başka bir yazı konusu olur. Esenboğa'da polisin teslim aldığı Badıl'ın üzerinde PA 6.939.262 seri numaralı pasaport vardı. Ülkede uyuşturucu kaçakçılığı yapması nedeniyle Avustralya adli makamları Badıl'ı mavi bültenle arıyordu ama yakalandığında ülkeye teslim edilmesine de sıcak bakmıyordu. Daha doğrusu istemiyordu. Badıl, ülkesince istenmeyen adam konumundaydı. 3 ayrı tahdit çıktı Badel Kakatesö'den Ankara'ya gönderilmişti ancak Kakatesö makamları inad evrakını göndermemişti. Yani Türkiye'ye girişini sağlayacak evraktı bu. İlk olarak transit yolcu bölümüne alındı. Esenboğa Havalimanı Mülki Amirliği İl Göç İdaresi ile temas kurdu. Yapılan yazışmalarda Badıl hakkında M-99, C149 ve G42 tahdit kodlarının bulunduğu anlaşıldı. M99 tahdit kodu, kendi ülkesinde ya da Interpol sistemine üye bir ülke tarafından hakkında arama bülteni çıkarılan kişiler için koyulan tahdit kodu olarak tanımlanır. C149 tahdit kodu, kamu güvenliğine dayalı olarak yabancı şahısların Türkiye'ye girmesini engelleyen idari kodlardan birisi. Hakkında C149 kodu girilen bir yabancı uyruklunun, Türkiye'ye girişi 5 yıl süreyle yasak. G47 kodu ise yabancı, yabancı uyruklular hakkında uyuşturucu madde suçlarından herhangi birini veya birkaçını işlediği gerekçesiyle kullanılan kod olarak kayıtlarda yer alır. Görüleceği üzere, Baddel'in Türkiye açısından dosyası kalabalık. İki kamu kurumunun yazışmalarında ortaya çıkan bu durumla birlikte Baddel'in Türkiye'ye girişi imkansızlaştı ve Badıl, transit yolcu bölümünden alınarak 11 Temmuz 2022 günü, kabul edilemez yolcu, bölümüne konuldu. Badıl, 2 Ağustos 2022 gününe kadar yaklaşık 3 hafta burada kaldı. Aynı gün, Avustralya'ya doğru yola çıkarıldı. Savcılıktan rüşvet soruşturması, iki polis gözaltına alındı. Buraya kadar yaşananlar işin resmi süreci. Ancak asıl ilginçlikler burada başladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, BAdılın Esenboğa Havalimanı'nda kaldığı sürede yaşananlarla ilgili yapılan bir ihbar üzerine adli soruşturma başlattı. Soruşturmanın konusu çok önemliydi, kabul edilemez yolcu bölümünde kaldığı bu süre içerisinde Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser İlbey Furkan Gözükara ve polis memuru Uğur Güney'in Mark Douglas Buddle ile mülakat yaptıkları, telefonla görüştürdükleri ve Ahmet Gündüz, Abdülkadir Sarı ve Alperen Kölsün ile havalimanı dışında buluştukları ihbarıydı. Soruşturma çerçevesinde adı geçenlerden Ahmet Gündüz, Abdülkadir Sarı ve Alperen Kölsün hakkında rüşvet vermek, komiser Gözükara ve polis Güney hakkında ise rüşvet almak iddiası araştırıldı. Savcılık talimatıyla komiser Gözükara, polis memuru Güney istihabatçı olarak dosyaya giren Gündüz, şoförü Sarı ve bacanağı Kölsün gözaltına alındı. Önemli bir nokta daha var ki, Komiser Gözükara İlke Güney'in Ankara Emniyeti İstihbarat Şubesi personeli olmaları. Tanıklar anlatıyor savcılık, soruşturma çerçevesinde tanıkların ifadelerine başvurdu. Edindiğim bilgiye göre, bilgi sahipleri K, B, F, İ ve U, D olay günü kabul edilemez yolcu bölümünde görev aldıklarını, Mark Douglas Buddle ile polislerin görüşmeler yaptıklarını ancak ne görüştüklerini bilmediklerini anlattılar. Yine bir başka bilgi sahibi M, G, Ç, Badıl ile komiser Gözükara'nın talimatı doğrultusunda mülakat yaptıklarını, mülakatın bitmesinden sonra komiser Gözükara'nın yaklaşık 1,5 dakika Badıl ile yalnız görüştüğünü ancak ne görüştüklerini bilmediğini, mülakat hakkındaki bilgi notunu Gözükara ile paylaştığını, bu konunun rutin faaliyetlerinden olduğunu savcıya aktardı bilgi sahibi F G ise Baddel ile Gözükara'nın talimatı doğrultusunda mülakat yaptıklarını, mülakatın bitmesinden sonra Gözükara'nın yaklaşık 1,5 dakika Baddel ile yalnız görüştüğünü, ancak ne görüştüklerini bilmediğini, Baddel ile yapılan mülakatın Gözükara'nın kendi isteği ile mi yoksa şubenin emri ile mi yapıldığı konusunda çekincesi olması, akabinde şube müdürüne konuyu anlattığını söyledi telefonda görüştürme iddiası savcılık soruşturmasında hakkında rüşvet almak iddiası bulunan komiser gözü büyüyün Badıl bir başkasıyla telefonla görüştürdüğü konusu araştırıldı Komiser gözü büyük iddiayı reddetti doğal olarak görevimi usulüne uygun şekilde yerine getirdim Badıl ile görevim gereği mülakat yaptım ve sıralı amirlerime bilgi verdim Ayrıca risk analizlerinde kullanılmak üzere şahsın fotoğrafını çektirdim İstihbaratçı olduğu için Ahmet Gündüz, telefon konuşmasında bazı bilgiler verdi. Bu konuşmayı da görevim gereği daha fazla bilgi toplamak amacıyla kaydettim. Badıl'ı kimseyle telefonda görüştürmedim. Herhangi kimseden maddi veya manevi menfaat temin etmedim. Gündüz ne dedi? Aynı soruşturmada savcılık rüşvet vermek iddiasıyla Ahmet Gündüz'ün ifadesini aldı. Gündüz şunları anlattı, Badıl, Avustralya'ya gönderilmek üzere Kıbrıs'tan Türkiye'ye geldi. Havalimanında kimseyle görüştürülmedi. Badıl'ın, kendisini istediği kişilerle görüştürebilecek kişilere yüklü miktarda para vereceği duyumunu aldıktan sonra istihbarat şubeden komiser Gözükara'ya anlattım. Görüşme kaydında ne benim, ne de Gözükara'nın menfaat temin etmediği anlaşılacak. Kimseye rüşvet vermedim. Ve almadım. Savcılık takipsizlik verdi. Savcılık yaklaşık bir yıl süren soruşturma sonucunda takipsizlik kararı verdi. Bu arada soruşturmada adı geçen iki polis hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü idari soruşturma başlattı ve ceza verilmeksizin dosya kapatıldı. İki polis soruşturma kapsamında açığa alındı. Sonra da göreve iade edildi. Olayın yaşandığı dönemde Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz olduğunun altını çizeyim. Baddel'in yöneticisi olduğu suç örgütüyle yaşanan gelişmeler sonrasında emniyet çevrelerinde biraz araştırma yaptım. Farklı iddialar mevcut. Bunlardan birisi Badıl'ın kabul edilemez yolcu olarak kaldığı dönemde, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yakalanan örgütün önemli isimlerinden Hakan Ayık'la telefonla görüştüğü iddiası. Gözükara'nın yukarıdan gelen talimatla badılla yalnız kaldığı 1.5 dakikalık sürede söz konusu görüşmede aracılık yaptığı, olayın ortaya çıkması sonrasında önce gözaltına alınması, sonrasında başlatılan idari soruşturma çerçevesinde açığa alınmasının ardından konuşurum mesajı gönderdiği böylelikle hakkındaki adli ve idari soruşturmanın kapatıldığı iddiaları halen emniyette konuşulan konulardan. Eskilerin deyimiyle bu hamur daha çok su çekecek. İki fotoğrafın anlattıkları şimdi iki fotoğraf aktarıyorum. İlk fotoğraf Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Instagram'daki resmi hesabından. Fotoğraf 10 gün önce Emniyet Genel Müdürlüğü'nce servis edildi. Soldaki sivil elbiseli kişi mevcut Emniyet Genel Müdürü Erol Ayıldız. Ay Sağdaki polis müdürü ise İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel. Fotoğrafın çekildiği yer İzmir Emniyet Müdürlüğü. Gerekçesi ise daha önce İzmir Valiliği yapan Ayıldız'ın Ay resmi ziyareti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın İzmir programına katılan Ay Yıldız, kente gelmişken İzmir Emniyet Müdürünü ziyaret etti. Bu ikili fotoğrafı görünce ilk olarak Emniyet Genel Müdürü Erol Ay Yıldız'ın kıyafeti dikkatimi çekti. Emniyet Genel Müdürü, kendisine bağlı il Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti ve gömleğinin iki düğmesi açık vaziyette kameraya görüntü verdi. Şık bir görüntü olup olmadığını bu fotoğrafa bakan Ay Yıldız kendisi karar versin. Gelelim, İzmir Emniyet Müdürü Sele. İyi bir emniyet müdürü. Kendisini de tanırım. Makamını ziyarete gelmiş teşkilatının genel müdürünü daha şık bir üniforma ile karşılayabilirdi. Şekilin önemli olup olmadığı elbette tartışılabilir. Ancak böylesi görüntüler Türk Polis Teşkilatı gibi kuruma uygun düşmüyor. Yine sosyal medyada bir de emniyetin kardeş kuruluşu olarak geçen jandarmadaki ziyaretlerin görüntülerine bakın. Aradaki farkı görün. Fotoğraflara devam ediyorum. Bu fotoğrafı ise, geçen cuma günü İstanbul'daki Taksim Anıtı önünde bizzat çektim. Sabah erken saatlerde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yapılan törenin hemen başında Atatürk başta tüm öğretmenler için saygı duruşu yapıldı. Ardından da İstiklal Marşı okundu. Meydandaki poğaça tezgahı önünde objektifime takılan iki polis, ne saygı duruşunu ne de İstiklal Marşı umursadı. Oysa hemen önlerinde görevli meslektaşları, resmi üniformayla her iki durumda da selam duruşundalardı. Onlar ise, ellerinde poğaça ile sürenin tamamlanmasını beklediler. Bu yazıdan sonra polislere soruşturma açılabilir ya da uyarı gelebilir. Bunun hiçbir kıymeti yok. Olması gerekenler öncelikle polislerin, giydikleri üniformanın hakkını verebilecek kabiliyet ve liyakatta olmaları. İkincisi ise polislere verilen eğitimlerin ne kadar başarılı olduğu. Şimdi bir İzmir'deki fotoğraflara bakalım. Sonra da İstanbul'daki fotoğrafta polislerin neden selam durmadığını düşünelim, sorgulayalım hep beraber. Tabii emniyet yöneticileri de dahil.